Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Tesla artık Türkiye'de resmi olarak satışa başladı ve satacağı ilk araç da bu yanımda gördüğünüz Model Y olacak. Şimdi sizinle birlikte bu araca biraz daha yakından bakacağız. Araç genel olarak biraz aslında detaysız gibi görünüyor. Hani bir yandan uğraşılmamış ama bir yandan da bu sadelik kalsın ki şık görünsün denmiş. Bence ikisinin ortasında kalıyor ama bu tamamen benim zevkimle alakalı bu arada. Yandan baktığınızda şöyle bir inceden bir SUV gibi görünüyor ama aslında sedan arkadaşlar. Aracın üzerinde arkadaşlar 20 inçlik çok kollu Tesla alaşımlı jantlar bulunuyor. Ama isterseniz aracı alırken 19 ve 20 diye de tercih yapabiliyorsunuz. 19 alırsanız bir tık daha enerji tasarrufu sağlar size. O yüzden belki onu tercih edebilirsiniz diyorum. Aracın o kadar çok şey özelleştiriliyor ki, o kadar çok şey değiştiriliyor ki. Yani içine bazen hani bize şey vardır ya, sanayiye götürürsün arabaya ne kapsül mü atarlar, bir şey atarlar, arabanın kafası açılır ya. Eğer araca geliştirme yapmak istiyorsanız parasını veriyorsunuz. Uzaktan aracınıza bağlanıp aracınızın çeşitli güncellemelerini yapıyorlar ama kapı açma görünümü bence şık. Benim hoşuma gidiyor. Bir yandan da tek elle açmak için bence biraz zamana ihtiyaç var gibi. Lan böyle yapınca da kolaymış aslında. O yüzden ben şu şekilde açmayı tercih ediyorum. Ama şu an açık değil, o yüzden açamıyoruz tabii ki. Zaten aracımız siyah, tepeden tırnağa siyah yani. Ön tarafı bildiğiniz gibi bir motor bulunmuyor araçta. Bir bagaj var aslında. Bu arada aracın her yerinde bagaj var. Gel Mami, arkadaki bagajdan başlayalım birlikte. Şu anda aracı açmam gerekiyor arkadaşlar. Şu bölümde aracın kilidi bulunuyor aslında. Kartı buraya okuttuğumda aynı adamı gördüğünüz üzere çift elle açıyorum. Kapı açıldı. Gel bagaja Mami. Şöyle altta bir düğme var. Düğmeye bastığımızda bagaj otomatik olarak açılıyor. Bayağı geniş gerçekten. Bu bölümde arkadaşlar biraz da dikine koyabileceğiniz devrilme ihtimali ya da hani kenara böyle istifleyebileceğiniz malzemeleri koyabiliyorsunuz. Örneğin buraya şişe falan koysan sağda solda giderken arabanın içine devrilebilir ama buraya onları yerleştirebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar bu kapağı kaldırdığımda bizim Mami ile malzemelerimiz ortaya çıkıyor. Burada da gayet derin bir saklama alanı var aslında. Burası toplamda yaklaşık 750 litrelik bir alan sunuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz düğmelere birisine bastım. Tak, diğerine de bastık. Bunu da kaldırdığımda buradaki alanın toplamı arkadaşlar 1923 litre kadar alabiliyor. Ancak bunu geri getireceğinizde orada düğmeler artık size iş yapmıyor. Selamünaleyküm. Şöyle kenardan kolları çekiyorsunuz. Bu da aynı şekilde kapatıyorsunuz. Gelin şimdi bir iç tarafa daha detaylı bakalım. Bagajımızı da, araçtaki her şey çok elektrikli ve çok narin arkadaşlar. Düğmeye bastığımızda bagaj kapanıyor. Şimdi ön bagajı da açacağım arkadaşlar ama onun herhangi bir tuşu yok. Ona ön taraftaki Tesla ekranımıza gelip ön bagajı aç diyorum ve direkt kendisi yukarı atıyor. Gelelim şöyle. Burada da 117 litrelik bir alan daha var arkadaşlar. Yani çok çok geniş olduğunu söyleyemem ama saklama alanı saklama alanıdır yani. İstediğiniz her şeyi burada kullanabilirsiniz. Buradaki bagajı kapatmak için herhangi bir elektrikli aksam yok arkadaşlar. Şöyle kapatabiliyoruz manuel bir şekilde. Aracın arkadaşlar iki yanında, arkasında ve önde kameralar bulunuyor. Bu sayede de 360 dereceyi görebiliyor. Farkından tutun da yol görüş sensörlerine kadar pek çok alanda size yardımcı oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar araç ekranında Tesla Vision adında bir teknoloji var. Bu da yakındaki arabaları algılıyor ve Allah korusun olası bir çarpışma durumu olursa da bunu önleme adına size yardımcı oluyor. Araca ilk adımımızı attık. Elektrikli koltuklarımız var. Bak şu arka koltukları kestim. Şu şekilde biraz da rahat ana doğru ayarlayalım. Burada gördüğünüz alan arkadaşlar bize kablosuz şarj imkanı sunuyor. Bir tane daha saklama alanımız var. Çok böyle yavaş ve narin bir şekilde açılıyor ve içi bayağı derin bu arada. Ama kapatırken bakın sert çektiğimde izin vermiyor ama narin olduğumda bırakıyor. Böyle bir yumuşaklık isteği, talebi var aracın bizden. İki adet bardaklığımız var ve burada da bir tane daha klasik kolçaklı mı diyeyim, ne diyeyim artık. Bir alan daha var ama bu da derin. Şurada da bir parça yer var. Hani en azından koyduğunuz şeyin bir yükseltisi varsa araç bunu kabul eder. Aracın alanı gerçekten geniş arkadaşlar. Cam tavan olması tabii ki biraz daha ferah bir his yaratıyor bize. Ama bir de arka tarafın genişliğini görelim. Ben bir arka tarafa geçeyim. Kapıdan çıkma konusunda da burada bir adet tuş var arkadaşlar. Tuşa bastığımızda kapıyı otomatik dışarı atıyor. Ama oldu ki bu alanın pili bitti. Bir şey oldu, çalıştıramıyorsunuz. Yanda yine aynı şekilde bir adet pedal var. Bu pedalı çektiğinizde yine kapılar açılıyor. Ama şöyle bir detay var. Sadece şoför ve yanındaki koltukta pedallar var. Arkada pedallar yok. Yapacak bir şey de yok. Şimdi ben bir arkaya geçeyim.
oldukça geniş aslında. Yani ben 1.85 boyundayım, neredeyse 100 kiloyum ama ona rağmen gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum burada ve bayağı var diz mesafesi. Koltukların arkasında birer tane böyle saklama alanı var. Sarkması da yok. O açıdan güzel duruyor ama genişlik açısından belki bir dezavantaj olabilir. Bu araçta gördüğünüz her şey vegan. Tamamen hayvanlar ve canlılar düşünülerek yapılmış bir araç. Genel olarak cam tavan arkadaşlar dediğim gibi gerçekten ferah hissettiriyor. Bütün camlar ultraviyole korumalı. Herhangi bir tuşla normalde işte camları biraz daha karartabiliyorduk başka araçlarda falan ama burada araç bunu kendisi yapıyor. Kendisi tercih ediyor. Uygun gördüğü zaman da buradaki tuşa bastığımda benim için bir adet askı çıkıyor arkadaşlar. Tekrar yerine gönderebiliyorum. Buna bastığımda da ufak kişiye özel bir adet ışık veriyor. Çok güçlü olduğu söylenemez ama gece yolculuğunda bence faydası olacaktır. Tekrar basarak da kapatabiliyorum. Üst tarafta böyle baş kısmını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar yerine sokayım. Burada da bir tane yine içecek koyup kolumuzu yaslayabileceğimiz bir alan var. Gayet geniş duruyor. Ama sanki bu ön ve arka cam bir tık dar gibi geldi bana ama. Öne geçince göreceğiz. Tabii ki ön tarafta asıl mevzumuz var. O koca ekran, o meşhur Tesla ekranı yeni konumuz olsun. Hadi gel bana. Bu arada hem bu aracı edinmede hem de genel olarak bize yardımcı oldukları için Makine Vadiye'ye de teşekkür ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar, eksik olmasınlar diyelim ve Tesla aracı almanın bize teknolojik olarak ve kolaylık olarak ne gibi avantajları olacak bir onlara bakalım. Önümüzde arkadaşlar tam 15 inçlik dev bir Tesla ekranı var. Kendine özgü bir ekran. Burada sol tarafta aracımızı ve ona dair detayları görebiliyoruz. Bununla tak diye bir anda kilit attık. Şarjımız da %90'mış. Sağ tarafta da eğlence alanımız var. Netflix, Disney Plus ya da YouTube, Twitch gibi alanlarda gezebiliyoruz. Oyunlarımız var arkadaşlar. Burada mesela bir arkadaşınızı bekliyorsunuz, canınız sıkıldı. Açıp solitaire oynayabilirsiniz. Aynı zamanda bir de Toy Box kısmımız var. Burada da Mars'ın yüzeyi gibi alanları görebiliyoruz. Onun dışında buradan da yine diğer alanlara daha kolay bir şekilde gidebiliyoruz. Gerçekten çok çeşitli ve çok kullanışlı bir ekran. Araçla ilgili kontrol edebileceğimiz şeyleri göstereyim biraz eğlence tarafından ziyade. Genel olarak biraz da direksiyona entegre arkadaşlar bu durum. Örneğin ya direksiyona baktığımızda biraz sade bir tasarım var ve biraz kalın duruyor aslında. Ama atıyorum buradan mesela direksiyonu ayarlayacağım. Bastım. Bana diyor ki buradan istediğin gibi ayarlayabilirsin. Aynı şekilde aynalar dedi. Yine aynaları da buradan oynattıkça ayarlamasını yapabiliyorum arkadaşlar. Alta geldiğimizde pedallarımızı, direksiyonumuzu görebiliyoruz. Burada örneğin spor modu aldığınızda direksiyon biraz daha sertleşiyor. Şarjı görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda burada otopilotumuz var. Tabii ki Türkiye'de bununla ilgili kullanım biraz daha henüz burada göründüğü gibi beta türünde. Ama ona rağmen arkadaşlar hız sabitleyici ve önünüzdeki araca göre hızınızı belirleme kısımları açık. Yani direkt otopilotu kullanmasanız da bu konuda çok fazla fayda sağlıyor size Tesla. Öndeki araca göre sizin hızınızı belirleyebiliyor. Bu yüzden de yine artı fayda sağlayabiliyorsunuz. Kilitlerimiz var burada. Çocuk kilidini açıp kapatabiliyoruz. Işıklarımız var. Işık işte yani ne diyeyim. Ekran aynı şekilde ayarlıyoruz. Yol bilgisayarımız bayağı detaylı bir şekilde karşımızda. Navigasyonumuz var ve servise ihtiyaç olan bir durum varsa burada gerekli durumları görebiliyoruz. Ve eğer bir yazılım güncellemesi alırsanız buradan alıyorsunuz. Güncellemeniz ve alacağınız ek paketleri olursa da yine onları yükseltmelerle birlikte alabiliyorsunuz. Klima kısmı arkadaşlar gerçekten çok detaylı yapılmış bu arada. Hem sağ hem de sol taraf için panelleri ayrıca görebiliyoruz. Özellikle göstereceğim bir yer var. Burada köpek modu var arkadaşlar. Buna bastığımda fanlar daha hızlı çalışmaya başlıyor. Çünkü insanlar bazen köpeklerini, kedilerini araçta bırakıp gittiklerinde hayvanlar cidden sıcaktan yani dert çekebiliyorlar en basit tabiriyle. Buna kadar da düşünülmüş gerçekten. Bence güzel görünüyor bu arada. Baksana. Tam olarak havanın nereden verildiğini ve yönüne kadar ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Koltuk ısıtmaları açabiliyoruz. 3 farklı kademede çalışıyor sağ ve sol taraf için. Ancak şöyle bir eksi var. Arka taraf açamıyor arkadaşlar. Arka tarafın koltuk ısıtmasını da yine siz ön taraftan açmak zorundasınız diyorum. Aynı zamanda arka tarafta klima da aynı şekilde arkadaşlar. Ayrı bir tuş yok. Onu da yine ön taraftan yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Arka tarafta kalan kişi biraz öndekinin insafına kalmış durumda yani. Üst tarafta böyle güneşliklerimiz var arkadaşlar. Buradaki oval tasarıma uygun bir şekilde yapılmış gördüğünüz gibi. Tek taraf ve çift taraf olmak üzere şu şekilde. Diğer taraftaki de bununla birebir aynı. Ve geldik en büyük eksikliğe. Burada olması gereken bir şey var ama yok. Yani kadran olmaması arkadaşlar gözünüz alışmadığı için büyük bir eksi gibi kalabilir. Ama zamanla alışacaktır diye düşünüyorum. Hoparlör konusunda bu arada aracın yanlarında, cam kenarlarında, ön taraflarda çok fazla hoparlör var. Kapı yanlarında var yani bir müzik açtığınızda bangır bangır coşuyor. Hatta bunu denemeden gider miyiz? Arabam! Mesela şu anda arkadaşlar direksiyon yanındaki tuşlar ses açıp kapatmak için bana yarıyor. Yani adamlar sadece iki tane dönen disk koyarak her şeyi kusursuz yapmayı da başarmışlar. Arabam! Arabam! Arabam Tesla! Gerçekten o bası sağlam hissediyorum arkadaşlar. Yani ses sistemi de güzelmiş. Tesla aracı için 4 yıl 50 bin kilometre bir garanti veriyor. Bataryası için de 8 yıl 120 bin kilometre gibi bir garantisi var diyelim. Gelelim şarj konusuna arkadaşlar. Tuşa bastığınızda şu an şarj bağlantı yuvasını açtı arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da kapatıp açabiliyorum. Şu an kapalı ya da buradan şarja tıklıyorum. Kapağı aç diyorum.
Şu anda şarj kapağımız açıldı. Arkadaşlar bir lokasyon değiştirmek durumunda kaldık. Araçta 78.1 kW'lık lityum iyon batarya var. Ama kullanılabilir kapasitesi 75 kW. İki tip şarjı var tabii ki her zamanki gibi. AC ile arkadaşlar 11 kW'la şarj oluyor ve yaklaşık 8 saat sürüyor. Kağıt üzerine bakıldığında biraz daha kısa söyleniyor arkadaşlar. Hani bu biraz satış stratejisi olarak düşünebilirsiniz ama o kadar değil yani. En az 7-8 saati var. DC'de yani buranın tamamını içine alacak soketi taktığımızda arkadaşlar hızlı şarjda 250 kW'a kadar hızla şarj olabiliyor. Yine kağıt üzerinde 45-50 dakika falan diyorlar ama öyle bir dünya yok. Yaklaşık 0'dan 100'e 1,5 saate yakın sürer diyorum en az. Ama ya 0'dan 80'e 1 saat sürebilir gerçekten. Bu araç arkadaşlar model Y long range yani biraz daha uzun menzil kapasitesine sahip. 330 mil yani yaklaşık 530-531 kilometrelik bir menzile sahip. Bu da gerçekten çok çok büyük bir menzil bir elektrikli araç için diyorum. Ama bunların hepsi yine dediğim gibi kağıt üzerinde arkadaşlar. Yol koşullarından hava koşullarına, sizin sürüş tarzınızdan, kullandığınız araçtaki diğer işte klimadır, ne bileyim koltuk ısıtmadır, hani enerji yiyebilecek bütün kullanımlarınıza bağlı olarak değişebiliyor. En azından ihtimaller içinde var diyor. Dostlar şöyle bir yolumuza çıkıyoruz. Araçta herhangi bir motor sesi yok arkadaşlar ki bu da zaten elektrikli araç kullanmanın en büyük faydalarından birisi. Ve rejeneratif fren sistemi var. Ayağınızı gazdan çektiğiniz anda araç motordan fren yapıyor. Bu da bir yandan enerji kazanımı sağlıyor, bir yandan da size şehir içi kullanımda fayda sağlamış oluyor. Daha önce Citroen bir elektrik araç kullanmıştık. Onda çok çok yumuşaktı. Bunda bayağı sert diyebilirim. O yüzden yani karakteristik bir fren diyebilirim. Buna sadece biraz alışmak lazım. Hızlanma konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Direkt böyle gaza dokunduğum anda atıyor kendini ileri araba. Ki 0'dan 100'e çıkma süresi arkadaşlar performans modelinde 3.8 saniye. Ama long range'de 4.8 saniye diyor ki az sonra deneyeceğim zaten bunu. 378 kW'lık bir motor gücü var. Bu da hani içten yanmalı motorlara çevirdiğimizde 507-508 beygirlik bir güç anlamına geliyor. Gerçekten sürmesi son derece sakin ve keyifli. Ama şu rejeneratif fren gerçekten beni benden alıyor. Çünkü ayağımı gazdan çektiğim anda araba frene oturuyor direkt yani. Biraz sert. Bu acaba ayarlanabiliyor mu? Çünkü kişiselleştirebiliyorsunuz her şeyi. Belki bunu da yapabiliyoruzdur bilmiyorum. Çevremizdeki araçları gerçekten çok iyi görüyor ve nasıl bir modele sahip olduğunu gösterebiliyor. Bizim kendi bulduğumuz ilanlarda 2.800'de 3.1 milyon arasında. Ancak tabii Tesla resmi satışla başladıktan sonra bu fiyat ne kadar değişir, artar mı, azalır mı çok bilemiyorum. Siz şu an bu videoyu izlediğinizde belki çoktan resmi fiyatları açıklanmış olur. Onu da siz yoruma yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Tabii sürekli fiyat değişeceği için inşallah değişmez ama o değişimleri de hep beraber görmüş oluruz. Bir 0'dan 100'ü görelim. Bakalım gerçekten 4.8 saniyede kalkıyor mu? Hazır mıyız? Bence 4.8 olmadı. Ben çok 4.8 hissetmedim. İstanbul trafiğinde biraz tereddüt ettim açıkçası. O yüzden de tam düşündüğüm süreye varmamış olabilir. Bu benimle alakalı olabilir bu arada, onu söyleyeyim. Şöyle bir bastık hemen. İkinci denememizi yapıyoruz. Bu kez sanki olacak gibi. Bu kez iyiydi. Araç yola yatıyor. O yüzden siz de gerçekten güvende hissediyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Bu videomuzda buraya kadar da arkadaşlar. Yorumlarınızı, fikirlerinizi ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Farklı video fikirleriniz olsa bunları da yazarsanız çok seviniriz. Onun dışında eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu bir daha beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.